Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu optik olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testim ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlüğü konu pekiştirme testleri. TYT Fizik Optik 4. testi olacak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu testimiz yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlüğü konu pekiştirme testleri 10. sınıf fizik kitabının da bir parçasıdır. Buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum sevgili arkadaşlar. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda bu kitaplara ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımımız detaylı bulabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar burada görmüş olduğun tüm testlerin 9, 10, 11, 12'ye ait matematik, fizik ayrı ayrı oynatma listeleri kanalımda mevcuttur. Ayrıca TYT için burada görmüş olduğun testler, AYT için de burada görmüş olduğun testler sevgili arkadaşlar şiddetle tavsiye olunur tarafından. Bunları da çözmen senin hayrınadır. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah, bakalım ne diyor. 1. Hava ortamında tam yansımalı cam prizmalar kullanılarak oluşturulan şekil 1'deki ilk gözlemcisi K cismini prizmaya bakarak, evet, şekil 2'de de Y gözlemcisi K cisminin saydam olmayan bor içindeki saydam olmayan, evet, prizmaya bakarak görmeye çalışıyor. Ama buradan ışınlar gelebiliyor. Buna göre X ve Y gözlemcileri K cismi aşağıdakilerden hangisi gibi görür? Şimdi yerimiz dar. Hop, ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu arkadaşı öncelikle şuraya bir teşkil edelim. Çizelim. 90 derece. Hemen mavi ve kırmızı kısımdan yazalım. Arkadaşlar mavi yukarıda. Hop. Turuncu da aşağıda. Şeyi, kırmızısı değil mi? Güzel. Arkadaşlar gönderelim şu arkadaşı. Bak, buradan ışın geldiğinde sevgili arkadaşlar. Hop. Normalle yaklaşarak kırılacak. Değil mi sevgili arkadaşlar? Tam yansımalı olduğu için. Şu arkadaş normale yaklaşarak kırılacak. Kırılsın. Geldi. Hop. Hatta şöyle maviş çizelim. Arkadaşlar bu arkadaş geldi. Kırıldı. Girdi. Yansıdı. Hop. Tekrar kırıldı ve çıktı. Şimdi şuradaki açıların şeyi çok önemli değil arkadaşlar. Öyle gibi. Önemli olan doğru, düz ya da farklı görebilmek. Bak, turuncuyu gönderiyorum. Turuncuyu gönderdiğimde burada yayılacak. Bak, buradan yansıyacak ve böyle gelecek. Yani şuradan bakan bir gözlemci sevgili arkadaşlar. Şimdi kocaman gözlerini çiziyoruz bu arkadaşın. Kırmızıyı yukarıda, maviyi aşağıda görür. Anlaştık. Evet. Bak, bu arkadaş bu yolu izlediği için kırmızı mavi şeklinde görür. Peki şuradaki arkadaş ne olacak? Onu da hemencecik belirleyelim. Tak, 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 hop. Bu da böyle şekilde arkadaşlar. Prizmalarımız ne şekilde? Bak şöyle. Şu şekil. Hop ve bu şekil. Değil mi? 90 derece. 90 derece. Sevgili arkadaşlar yine mavi kırmızılarımızı çizelim. Mavi ve kırmızıyı çizdim. Bak, maviyi yukarıdan gönderiyorum arkadaşlar. Mavi geldi. Dik geldi. Hop. Hop. Buraya da dik geldi. Buradan da yansıdı. Şuraya geldi. Tamam mıyız? Tamamız hocam. Şimdi kırmızıyı gönder bakayım. Bak, kırmızıyı gönderdim. Hop, şu şekilde geldi. Bak yine ne oldu sevgili arkadaşlar? Bu arkadaş aşağıdan geldi. Değil mi? Çok güzel. Bu durumda da ne olur? Burada maviyi yukarıda görürüm. Şurada da turuncuyu yukarıda görürüm. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? X ve Y için. X ve Y için biz kendimiz teşkil ettik. X buydu. Y de bu. X böyle gördü. Y de böyle gördü arkadaşlar. Anlaştık. Güzel. Bunu da nerede görüyorum? Kırmızı, kırmızı mavi Diyarbakır'da görüyorum. Okey tomento. Harika. Alt tarafı ışınları gönderdik. Tamam, devam edelim 2 ile. 2 numara diyor ki arkadaşlar. Bir öğrenci bir ressamın yapmış olduğu resme baktığında gökyüzünün üst kısmının mor, en alt kısmının ise kırmızı renkte resmedildiğini görüyor. Bir enteresanlık var değil mi? Oysa bizimkisi neydi arkadaşlar? Kutu sayamam. En üstte kırmızı, çünkü en az kırılan değil mi? En çok kırılan da mordu. Güzel. Daha sonra güneşli bir günde yağmur yağarken gökyüzünde oluşan gökyüzüne baktığında renk sıralamasının resmi çizdiğinin tam tersi olduğunu görüyor. Tekrar buraya yazalım. Kutu sayamam. Bunu bütün testlerde konuştuk. Şu arkadaş mavi, şu arkadaş mor. Kırmızının en üstte en az kırıldığı için en çok kırılan mor ve maviyi de aşağıda görmeli. Güzel.
Öğrenci fizik öğretmenine gökkuşağındaki renklerin oluşumu renk katmanı sıralarında aşağıdaki öğretmeni aşağıda verilen şekli çiziyor. Şekilde gözlemciye yalnızca kırmızı renk ulaşıyor. Güzel. Fizik öğretmeni gökkuşağının oluşumunu şekil ile öğrencisine açıklayacak. Aşağıdaki yaptığı yorumlardan hangisi yanlış olur? Şimdi sevgili arkadaşlar okuyalım. Beyaz renkli güneş ışığı su damlasına ulaştığında renklerine ayrılır. Doğrudur arkadaşlar. Beyaz renk tüm renkleri muhteva ediyor ve bir prizma gibi davranıyor değil mi? Ve bu davrandıktan sonra da kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor olarak ayrılıyor. Doğrudur bu. Kırmızı ışık en az kırılmaya uğrayan, mor ışık en fazla kırılmaya uğrar. Evet, bunu da biliyoruz. Şimdi E'ye devam ediyorum. Cevabımız C çünkü arkadaşlar. Doğrulardan gidelim. Gökkuşağını görebilmek için güneşe doğru bakmak yerine güneşi arkaya alıp gökyüzüne bakmak gerekir. Evet arkadaşlar bak gözlemci burada. Şurada güzel güzel saçlarını da çizelim. Değil mi? Kulağını da çizelim. Böyle şey de var. Güneş arkada olmalı ki şuradaki kırılma sonucunda göze ulaşabilsin. Doğrudur. Gökyüzünün görülebilmesi için ışığın kırılması ile birlikte su damlası içinde yansıması da gerekir. Evet. Bak kırıldı. Kırıldı böyle gitse göremezsin. Tekrar yansımalı ki senin gözüne gelebilmesi lazım. Bu da doğru. C neden yanlış? Gözlemciye ulaşan renk kırmızı olduğu için şekilde damla gökyüzünün en alt noktasındadır. Hayır sevgili arkadaşlar. Bu burada sadece su damlasında çizilen sadece açıyla alakalı bir durumdur. Yok değilse yine gökyüzünde gördüğü kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor renkle görmeliydi. 3 numarayla devam. Polemiklerden uzak. 3 diyor ki arkadaşlar. Odak uzaklıkları sırasıyla 2 birim ve 4 birim. Arkadaşlar 2 ve 4. Fx eşittir 2 birim. Fy eşittir 4 birim. Olan asal eksen. Bu şimdi yazılı yazan şeyleri arkadaşlar. Biz hani matematiksel yazmaya alışırız ya. Rakamsal olarak yazmakta fayda var. 2 ve 4 gümbürtüye gider. Sonra da rakam ararsın. Sayı değil mi? Göremeyince panik yapma. Eksenleri çakılınca özdeş birim karelerden oluşan düzlemdedir. Asal eksen üzerinde N noktasında saydam olmayan cisim durmaktadır. Güzel. Buna göre cisimden çıkan ışınlar höbölüp lüp 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 yargılanan hangileri doğrudur? Tamam. Bir bakalım mı arkadaşlar? Bakalım. Önce düzlem var. Sonra işlemi. Önce düzlem var. Sevgili arkadaşlar şimdi burada şunu söyle bak. Önce düzlem aynadan yansıyıp sonra sırasıyla X ve Y merceğinde kırılırsa son görüntü L'de oluşur. Ama ben önce 2'yi çözeceğim. Neden? Önce düzlem aynadan yansıyıp daha sonra X merceğinde kırılırsa görüntü K'de oluşur. Şimdi şunu bir halledelim değil mi? X'de sonra X'ten Y'ye geçiş yaparız. Bu tamamını çöz diyor. Sonra X'i. Biz X'i görebiliriz. Ama önce ne yapacağız arkadaşlar? Önce düzlem aynadan bir yansıt. Arkadaşlar nasıl yapıyorduk? Dik uzaklığı alıyorduk. Bir köşegen uzaklıkta, bir köşegen uzaklıkta N'nin görüntüsü aham da burada. Düzlem aynada. Hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Şimdi sevgili arkadaşım gönder paraleli. Gönderdim. Bu arkadaşın odağı 2 birimdi. 2 birimden geçsin bakayım. 1, 2. Bak köşeye, 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 köşeye gitti. Değil mi? Güzel. Aa öğretmenim burada X'ten yansıyınca K diyordu değil mi? Doğrudur. Arkadaşlar benim bir şimdi bu hat üzerinde olduğu belli ama K tam K olduğunu bilebilmek için bir tane daha göndermem lazım. O da merceğin tam merkezine gönder. Bak gönderdim 2'ye 4. 2'ye 4. Evet doğruymuş. Gerçekten de burada oluyormuş. Değil mi? K noktası doğrudur. 2 numarayı doğru tuttuk. Şimdi tam gaz. Hop şuraya N2 üssü diyelim. Hatta NX diyelim ya. NX'deki görüntüsü. Arkadaşlar tam gaz bu görüntüyü şimdi Y'ye göndereceğiz. Doğru değil mi? Doğrudur hocam. Şimdi Y'ye gönderirken de sevgili arkadaşlar. Ama bir dakika. Yansıyıp önce düzlem aynadan yansıyıp sonra sırasıyla X ve Y merceğinde kırılırsa son görüntüsü. Ha bir dakika. Bu görüntününki değil. Tamam tamam. Arkadaşlar burada arkadaşı uzatacağız. Bak bu görüntüyü yolladım ya. Şimdi bu arkadaş buraya çarptı. Şimdi buraya çarptıktan sonra nasıl gider? Onu merak ediyor değil mi? Güzel. Bak bu arkadaş buraya çarptıktan sonra uzantısı ne olacak sevgili arkadaşlar? Bizim FY'nin şu şeydeyiz. Bak şu ışını gönderdim. Hop bunu da gönderdim. Güzel geldi. Şimdi yansıması lazım. Daha doğrusu
buradan çıkması. Arkadaşlar buraya gelen arkadaşın şimdi odak yardımcı odağını bulmamız lazım değil mi? Ya da merkezden şey çizsek. Evet evet öyle daha doğru aslında. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar bu arkadaşın merkezinden yani 2 F uzaklığından bir dakika 4 birim odağına doğru. Yardım odak noktam benim burası arkadaşlar. Evet burası. Şimdi benim yardımcı odağa ihtiyacım var değil mi? Yardımcı odağı da nasıl buluyorduk sevgili arkadaşlar? Şimdi bak bu gelen ışınlığa paralel tam da merkezden geçen bir tane paralel çiziyorum. Kaç kaç köşe köşe. Arkadaşlar bak köşe köşe. Köşe 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 45 derece değil mi? Güzel. Bu açıyı zaten görmüştüm. Şimdi sevgili arkadaşlar bu arkadaşın odağından da şöyle çektiğinde aha da senin yardımcı odağın bu. Tamam mı? Y'nin yardımcı odağı bu olur. Şimdi bu arkadaş gelen arkadaşın da tam da buradan yansıması lazım. Geldin buraya şuradan gitmesi lazım. Buraya baktığımızda da sevgili arkadaşlar evet gayet açık ve seçik görüyorsun ki L'den geçiyor arkadaş. Anlaştık. Vallahi bunu şöyle de görebilirsin sevgili arkadaşım. Şimdi gelen açıyla ama bir dakika tabii uzantısı böyle olacak şekilde. Şöyle dağılması lazım. Uzantısı bu tabii ki. Bu arkadaşın uzantısı. Doğrultusu daha doğrusu. L'den geçtiği için arkadaşlar L noktasında oluşur lafı da gayet yerinde ve doğrudur. Hemfikir miyiz? Hemfikiriz hocam. Bakalım üçüncü ne diyor arkadaşlar? İlk ikisinden başarıyla geçtik. Önce X merceğine sonra da Y merceğine kırılırsa görüntü M'de oluşur. Şimdi temizlemeye çalışalım. Delilleri yok ediyoruz. Direkt sevgili arkadaşlar. Bu çok kolay ya. Direkt yollayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar burada bak normalde şeyi biliyorsun. Şimdi buradan direkt merkezlere göndersen zaten asal eksen üzerinde olacağı belli değil mi? Ne? Çünkü burada zaten. Sen bir tane daha gönder. Gel ne gönderelim? Odaktan geçecek şekilde bir ışın gönder. Bunu gönderirsen ne olur? O paralel olur değil mi? İşte paralel yansır. Sonra da ne istiyor sevgili arkadaşlar? Geldi. Tabii burada ne olması lazım? Bu arkadaş bak paralel gönder şey odaktan geldi. Odaktan geldi paralel yansıdı. Şey kırıldı gidiyor. Hop kalın kenarlı merceğe geldi. Şimdi de ne olacak arkadaşlar? Paralel gelen uzantısı odakta olacak şekilde 4 birim 1 2 3 4 burada olacak şekilde yansır. Şey kırılır gider. Şu şekilde kırılır. Bunun uzantısı da işte zaten sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere buradaki M noktası olur. Değil mi? N üssü burası olur. Bu da ne dedi? M noktası doğrudur. Zaten buradan bir ışın gönderdiğinde de asal eksen üzerinde olacağını bulduk. Buradan gönderdiğimiz ışının da kırılan ışının doğrultusu da M'den geçti. Vallahi üçü de doğruymuş. Helal olsun diyor. Üçünü de bağrımıza basıyoruz. 4 numara gelsin. Odak noktası F olan camdan yapılmış ince kenarlı mercek önüne F ve 2F arasında şekildeki gibi şu cisim. Noktasal bir cisim yerleştirilmiş. Cismin görüntüsü yeri şekildeki gibidir. Evet arkadaşlar F ile 2F arasındaki cisim 2F ile sonsuz arasında yer alacak. Zaten tamam almış. Buna göre löp löp. L diyor hangileri doğrudur? Arkadaşlar sağ olsunlar bizim için zaten ışınları çizmişler. Paralel göndermiş. Odaktan geçmiş. Odaktan göndermiş. Paralel yürüyünce bak burada da oluşmuş. Güzel. Ha iki tane gözlemci var arkadaşlar. Bir K gözlemcisi bir de L gözlemcisi. Diyor ki K gözlemcisi görüntüyü bulunduğu konumdan bakarak görebilir. Görebilir mi? Nine. Neden arkadaşlar? Bir cismi görebilmek için görüntü, mercek ve ayna ve gözlemci. Arkadaşlar görüntü mercek ile gözlemci arasında olmalıdır. K gözlemcisi bunu göremez. Ama L görür bak. L gözlemcisi görüntüyü bulunduğu noktadan bakarak görebilir. Doğru. Çünkü görüntü gözlemci ile mercek arasında olmalıdır. Konu kapanmıştır. 3 numara ne demiş arkadaşlar? Cismin görüntüsü gerçek olduğu için perte üzerine düşürülmeden görülemez. Ne demek ya? Tam şey burası sanal olsaydı bak cümle sanal olsaydı
bu durum için değil ama tek başına cümle olarak doğru olurdu. Ama zaten burada cisim gerçek. Gerçek olduğu için perde üzerine düşürülebilir arkadaşlar. Gerçekler düşürülebilir. Şuraya bir perde koysan burada bu arkadaşın görüntüsü düşer yani. Anlaştık. Gerçek olduğunu nereden anlıyorum? Çünkü kırılan ışınların kendileri kesişti. Yanlış. Yalnızca 2. Bursa işaretlenir. 5 ile yola devam edilir. 5 numara. Şekil 1'de kırıcılık indisleri farklı. Saydam K ortamından L ortamına gönderilen ve sonrasında tekrar K ortamına geçen X ışını ve hava ortamından tahta bloğa gönderildikten sonra tekrar hava ortamına geçen mermi hareket doğrultuları verilmiştir. Evet, dümdüz. X ışını ve mermisiyle ilgili löp 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 yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi sevgili arkadaşlar, normal şartlarda bu arkadaş tam dik geldiği için ayırıcı yüzeylere hangisinin kırıcılık indisi daha fazla daha az onu bilemiyorum. Ama şunu biliyorum. Kırıcılık indisi yüksek olanın çok olanın arkadaşlar ne diyorduk? N az. Böyle de bu durumda hızlar arasında nasıl bir ayrım yapabiliriz arkadaşlar? V çok küçüktür, V az değil mi? Ne çok olanın arkadaşlar, çok olanın kırıcılık indisi çok olan ortamda bizim hızlarımız düşük olur, ortalama süratlerimiz. Az olan yerde de ortalama süratlerimiz daha fazla olur arkadaşlar. Biz bunu biliyoruz. Bu yorumu yapabiliriz. Evet. Diğer taraftan da arkadaşlar nasıl şey yapacağız değil mi? Burada enerjilerle de alakalı bir şeyler söylemek lazım. Neyse okuyalım önce. X ışınının K ortamındaki ortalama hızları eşittir. X ışının K ortamlarındaki. Evet sevgili arkadaşlar bak. K ortamı. Aynı ortamdan bahsediyor. NK eşittir NK olduğu için VK eşittir VK olur. Doğrudur bu. Aynı ortamdan bahsediyor. X ışının K ortamındaki ortalaması L'den farklıdır. Büyük küçük demiyor. Farklı diyor. Zaten indisler farklı olduğu için arkadaşlar. Yani NK eşit değil NL olduğu için. Dolayısıyla VK da eşit değildir VL. Farklı mıdır? Farklıdır. Doğrudur. O zaman geldim 3'e. Merminin tahta bloğa girmeden önceki hava ortamındaki, şimdi tahta bloğa geldik. Ortalama hızı tahta bloktan çıktıktan sonraki hava ortamında eşittir. Büyük yalan. Neden yalan arkadaşlar? Bak bu arkadaşın 1/2 mv² bir kinetik enerjisi vardı. Daha başka ne enerjileri vardı? Ama sevgili arkadaşımız bu enerjinin büyük bir bölümünü tahta blokajında harcadı. Şimdi burada yine 1/2 mv² dediğinde daha düşük bir enerjiyle yoluna devam etti. Sürtünme değil mi? Sürtünmeden dolayı vesaireden dolayı belki yaktı burayı değil mi? Kimyasal enerjiye dönüştü. Bir kısmını kaybetti. Dolayısıyla hızı düşer arkadaşlar. Aynı eşit değil. Ama bak burada ışın giriyor ama aynı enerjiyle yoluna devam ediyor. Aynı hızda değil mi? Enteresan. 1 ve 2. Neredesin? Ceyhan şıkkındasın. Geldik 6 numaraya. 6 da güzel ya. Şekilde iki durumda da hava ortamında bulunan bir gözlemci güneş ışığı altında KL cisimlerin farklı saydam ortamında için bulunup bakmaktadır. K cismi X ortamındayken kırmızı renkte, L cismi Y ortamındayken mor görünmektedir. Güzel. K ve L cisimlerin gözlemci tarafından sırasıyla kırmızı ve mor aydınlanmasının nedeni löp 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 verilenler hangisi olabilir? Şimdi sevgili arkadaşlar yine şu kutu sayamamı bir hatırlayalım. Tamam mı? Şimdi bak şu mavi, şu da mor arkadaşlar. Kırmızı en az kırılandı. En çok kırılan da mordu. Zaten burada kırmızı ve mordan bahsediyor arkadaşlar. En az kırılan, en çok kırılan. Tamam mı? Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu arkadaşların bu sıralaması da şimdi frekansları arkadaşlar nasıldı? Frekanslar gittikçe yükseliyordu. F mor diyelim. F mor büyüktür. F kırmızı. Ama lambdalar arkadaşlar, dalga boyları da bunlarla ters orantılı olduğu için lambda kırmızı büyüktür, lambda mor. Tamam mıyız bunda? Tamamız arkadaşlar. Güzel. Bunu unutma. Sevgili arkadaşlar böyle olduğunda da frekansları da tam tersi dedik zaten. Buraya yazdık. F mor, F kırmızıdan büyük. Sevgili arkadaşlar bu arkadaşların enerjileri de frekanslarıyla doğru orantılı olduğu için morun enerjisi arkadaşlar, morun enerjisi kırmızının enerjisinden daha fazladır. Şimdi böyle çözeceğiz, enerji çözeceğiz arkadaşlar. Morun enerjisi kırmızından büyüktür,
frekansına bağlı olarak enerjisi de artmış oluyor. Tamam mıyız? Tamamız. Şimdi buradan sevgili arkadaşlar söylemeye çalıştığımız hususlar şu olacak. Bu neden kırmızıyı yansıttı? Bu neden moru yansıttı? Çünkü ortama giren ışın, arkadaşlar ortama giren ışınlar belli bir enerjiyle girecek. Bu enerjinin bir kısmı suda soğurulacak değil mi arkadaşlar? Su tarafından soğurulacak. Cisme kadar ulaşacak. Sonra cisim de bunu geri yansıtacak. Şimdi sevgili arkadaşlar, diyelim ki buraya 100 E'lik enerjiyle geldi bu arkadaş. Tamam, 100 E ile geldi. Aynı ışın buraya da 100 E ile geldi. Tamam. Şimdi bak sen yüksek enerji, büyük dalga boyu, büyük enerjiler dediği için buradan gireceğiz. Sevgili arkadaşlar 100 geldi. Şimdi bak sana yansıttıklarında kırmızı sana sevgili arkadaşım ne yansıtıyor? Kırmızıyı. Şimdi kırmızının enerjisi mordan düşük olacağı için ne kadar yansıtsın? 40 E'yi yansıtsın sana. Tamam, 40 E kadar geldi. E mor da sevgili arkadaşım sana ne kadarını yansıtacak? Daha fazla olduğu için 60 E'yi yansıtacak. Evet sevgili arkadaşım bana söyle. Bu 100'den 40'a 60 E nerede? İşte 60 E sevgili arkadaşlar su tarafından soğuruldu. Peki 100'den 60'a düştük. Buradaki 40 E nerede? Bu 40 E de sevgili arkadaşlar suda soğuruldu. Hemfikir miyiz? Hemfikir. Şimdi bunların ışığı altında okuyacağız. X ortamının yüksek enerji gönül ışığı daha fazla soğurması. Evet sevgili arkadaşlar bak bu 60'lık bu 40'lık soğurdu. Değil mi? Bu daha fazla soğurdu. Y ortamının büyük dalga boylu görünür ışığı daha az soğurması. Sevgili arkadaşlar bu tam tersi bir durum değil mi? Dalga boyluyu görünür ışığı daha az soğurması değil. Y ortamının büyük dalga boylu. Büyük dalga boylu. Büyük dalga boylu kırmızı olur değil mi sevgili arkadaşım? Ama ondan değil bütün enerjiyi soğurduğu için arkadaşlar. Çarpıyı yer bu arkadaş. Y ortamının düşük enerjili görünür ışığı daha fazla soğurması. Değil mi? Düşük enerjiliği. Bak burada ne diyor? Büyük dalga boylu. Büyük dalga boyluluğu olsaydı sevgili arkadaşlar. Bak büyük dalga boylu olsaydı moru kırmızıyı soğururdu demesi gerekirdi. O da burada düşük enerji görünür ışığı daha fazla soğurmasından kaynaklanıyor bu. Buraya da 3'ü de doğru diyoruz. Bu durumda 1 ve 3 diyoruz. Burada olup biten aslında sevgili arkadaşlar enerjiyle alakalı durumlar. Daha çoğunu yani sana kırmızı olarak 40 enerjilik, sana mor olarak da 60 enerjilik yolluyor. Bu arkadaş daha az soğurdu. 7 numara devam edelim. Diyor ki arkadaşlar, fiber optik devre ışık hızına yakın hızlarda veri teminine olanak sağlayan ve ışığın tam yansıma ilkesine dayanan bir teknolojidir. Saç deli kalınlığında saydam cam ipliklerden oluşan ortamda ışık. Bu çok güzel ha. Çalışma defterleri var biliyorsunuz arkadaşlar. 10. sınıf. Bunlara bakın. Bunları çok güzel anlatıyor. Sınır açısından büyük bir açıyla hava ortamına geçmek isterken tam yansıma sonucu cam kablo içinde ilerlerler. Günümüzde iletişim, güvenlik, tıp, havacılık, otomobil sektörlerde kullanılır. Bir öğrenci şekildeki fiber tasarlamak isterken K noktasında kablonun bükülmesi sonucu ışığın tam yansıma yoramadan kablo dışındaki saydam ortama geçtiğini fark ediyor. Öğrenci K noktası gibi diğer yerlerde de bükülmeler olabileceği hesabı kattığı için löbölöp löp 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 işlemlerinden hangilerini tek başına yaparsa ışık cam iplik içinde kalarak yoluna devam eder. Arkadaşlar belli ki bu arkadaş şimdi buradaki ortamdan sınır açımız var değil mi arkadaşlar? Şöyle ki burası bizim çok yoğun ışık cam değil mi? N cam büyüktür. N saydam ortam. Saydam ortam. Şimdi C ne cam arkadaşlar? Bundan daha olacağı için, daha yoğun ortam olacağı için burada bir sınır açımız olacak. Bu arkadaş demek ki sınır açısından sevgili arkadaşlar daha küçük bir açıyla gelmiş ki dışarıya çıkmış. Sınır açısıyla gelmesini isterdik. Yani daha geniş bir açıyla gelseydi belki kurtarır içeride kalırdı. Bunlara göre değerlendireceğiz. Bakalım. Ne demiş arkadaşlar? Dalga boyu daha büyük ışık kullanmak. Hop. Gel buraya. Dur gitme bir yere. Arkadaşlar ne dedik? Bak az önceki kutu sayamam. Şimdi dalga boyu sevgili arkadaşlar şöyle yapalım. Dalga boyu kırmızıya doğru artar. Aşağıya doğru da frekans artıyor. Bunu unutma. Dalga boyu kırmızının en yüksek olduğu için ne demek arkadaşlar? Kırmızı
daha az kırılır. En az kırılan kırmızıdır. Yani bu bak çok kırıldığı için dış açı. Az kırılsaydı sevgili arkadaşlar, bu arkadaş içeride kalabilirdi değil mi? Dalga boyu daha büyük ışık kullanırsa, yani K'yi kullanırsa arkadaşlar, dolayısıyla bu arkadaşın gelme açısıyla yansıma açıları da birbirleriyle aynı olacağı için değil mi? Orantılı olacağı için kırmızıyı kullansa içeride kalabilir bu arkadaş. Dışarıya çıkmayabilirdi. Saydam orada onun kırılma indisini azaltma. Sevgili arkadaşlar, şimdi ben bu arkadaşın indisini azaltırsam, saydam ortamın kırılışımı indisini azaltırsam ne olur bak, ne camla ne saydam arasındaki farkı daha da arttırıyorum değil mi? Bunu azaltır. Bu da sabit kalırsa aradaki fark daha çok olur. Yani sevgili arkadaşlar, ışığın sapma oranı daha fazla olur. Yani daha çok saparsa bak içeride kalabilir. Doğrultusu bu ya, bu kadar sapmış ama daha fazla sapmasını sağlarsak bu arkadaş burada içeride kalabilir. K noktasına gönderen ışığın gelme açısını arttırmak, az önce değindik arkadaşlar. Gelme açısını en başta zaten söyledik. Yeşil bu daha geniş açıyla gönderirse yine içeride kalabilir. 1, 2, 3 ya da diyerek 8'e yola devam ediyoruz. 8 numara. Bir belgeselde uzaydaki astronotların güneşe baktıklarında güneşin rengini beyaz olarak algıladıklarını öğrenen bir öğrenci kendi tecrübelerine göre, arkadaşlar beyaz uzayda enteresan, neden o konuşacağız şimdi. Dünyadan güneşe bakıldığında sarı görüldüğünü, hatta güneş doğarken ve batarken turuncu veya kırmızı renklerde görüldüğünü ise mavi renkte göründüğünü hatırlıyor. Bu ışık olaylarının sebebini araştıran öğrenci löbölöp lüp 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 yargılarına hangilerine ulaşırsa bu olayın açıklamış olur. Sevgili arkadaşlar, bu da gayet açık ve seçik. Uzay boşluğunda ışığı renklerini ayırıp saçacak atmosfer ortamı olmadığı için astronotlar görünüşü beyaz ışığı. Zaten arkadaşlar saf beyaz ışığı güneş yansıtıyor. Şimdi bizim dünyacığımız burada, sevgili güneş burada devasa. Bu arada şunu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Güneşi şöyle düşünün, bir avucunuz kadar ya da bir portakal kadar. Dünya bunun yanında ne kadar biliyor musunuz? Şu kalemin ucuna bakın. Evet, dünya bunun ucu kadar arkadaşlar. Hani bazı illüstrasyonlar, çizimler oluyor ya, işte güneşi böyle, dünyayı böyle gözü. Aman, hatta mesela benim şu çizdiğim dile çok şey. Hatta şunu da söyleyeyim, güneş portakal kadar, dünya şu kalemin ucundan bile küçük. Ve aralarındaki mesafe ne kadar biliyor musun? Gerçekte şu boyutlarda 12 metre falan. Ya da 6 metre miydi? Onda tam emin değilim. 6 ile 10 metrede. Ne fark eder değil mi? Düşünsene, aralarını açıyorsun o kadar metre. O kadar uzaktan şu güneş şu dünyamızı ısıtıyor yani. Kafanda tasarlayacaksın bu olsun. Neyse. Sonuç itibariyle arkadaşlar bak, bu uzay astronot geldiğinde boşlukta bütün ışınlar geldi. Şimdi bunu bembeyaz görür. Kırılan mırılan bir şey yok. Ama bak, dünyamız ve atmosferi var arkadaşlar şimdi. Öğle vakti açık havada dünyadan gökyüzünün mavi algılanmasının sebebi mavi rengin kırmızı rengine atmosferde daha çok saçılmasıdır. Evet arkadaşlar, geliyor bütün ışınlar, atmosferlerimizle karşılaşıyor. Atmosferdeki bir sürü maddeler var arkadaşlar değil mi? Moleküller vesaire. Onlara çarparak ışınlar dağılıyor. En az kırılan kırmızılar arkadaşlar daha az kırılarak giriyor. Ama çok kırılan, en çok kırılan da mavi ve morlar olduğu için onlar saçılıyor. Gökyüzünde saçılıyor arkadaşlar. Saçılma dediği bu. Sağa sola saçılarak gökyüzünün mavi görülmesine sebebiyet veriyor. Güneş doğarken ve batarken ufka yakın atmosferde daha uzun yol izler. Evet, mavi ışık daha da çok saçılır. Gökyüzü sırrına ulaşır. Evet arkadaşlar. Şimdi bak, bu sefer de şimdi şu kızımda böyle gözüktü. Şimdi şuradaki insanları düşün. Burada geldiğinde de bak, burada yine saçılmadan dolayı arkadaşlar kırmızılar bak direkt girdi. Daha az kırıldığı için buralarda kırmızıları gördük. Ama maviler, morlar burada saçıldı. Dünyanın şu kısmındakiler buraları mavi görürken dünyanın bu tarafındakiler, daha eğik açılarda gelenler de bu sefer kırmızıları, turuncuları görüyor değil mi? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Değil mi? Aynen öyle. Üçü de doğrudur. 1, 2, 3 dersin. Anlaştık. Güzel. Arkadaşlar, testi tamamladık. Kanalımıza abone olmak serbesttir. Arkadaşlarına önermek daha da serbesttir. Şurada görmüş olduğun testleri de tekrar hatırlatıyorum. Bunları da çözmek senin hayrınadır.
Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.